Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaretten meclise fezlekesi sunuldu. Milletvekilliği ortadan kalksın ya diye. Bu, ayrıca da dokunulmazlığı da kaldırsın diye. Bu krallık dönemine döndü şu anda. Krallık dönemine. O fezlekeyi veren adamın bir gram aklı yok. Yani özgeçmişinde. Geriye bak. Tayyip Erdoğan istedi mi HDP'den oy? Hepiniz böyle böyle dedi mi? Dedi. E şimdi bu adam da gitti CHP. HDP'yle muhatap oldu. Muhatap olduktan sonra da bu mu yani? MHP yanaşmadı mı şeye? Tayyip Erdoğan'a. Evet. Bu ona yanaşınca CHP ne yapması lazımdı? Ben CHP taraftarı değilim. Erdoğan taraftarıydım. Ama artık hiç değilim. Dedim ki 20 yıl önce bu adam adamı aç bırakır. Zengin zengin olur ama fakir bir ekmek bulamaz. Çıkmış orada diyor, ekmeksiz adam mı var diyor. Var ulan. Bir sürü ekmeksiz adam var. En fakirin cebinde 5 liralık telefon var diyor. Yok ulan bende. Bende yok. 5 bin lira da yok. 10 liralık telefon da yok. Ben tercümanım. 7 tane dil var bende. Ama bak çiçek satıyorum. Ben Antalyalıyım. Ne mezunusun abi? Ben üniversite mezunuyum. Ya şimdi sen yani şimdi halinden memnun değil misin? Ya yemeği ekmek bulamıyor sen halinden. Kim diyor? Tamam. Kim diyor sen yani? Sen görmüyor musun? Görmüyor musun? Kim var? Kim var yani şimdi bak. Bak bizim başımıza bağırmaya da şimdi bak bir dakika. Hayır yok ki. Sen halinden memnun musun diyor. Yok. Niye memnun? Tabii gerçekten memnunuz. Dünyada görülmemiş bir lider var bizim. Sarın. Allah bin kere razı olsun ki o Recep Tayyip Erdoğan'a. Ya ne Avrupa'ya geldin? Ya nerede geldin? Ben Avrupa'ya geldim. Sen nerede geldin? Almanya. Almanya istiyor, İngiltere istiyor, Brezilya istiyor, Hong Kong istiyor, Bangkok istiyor, Singapur istiyor. Arkadaşım benim. Sen çalışmıyorsun. Sen çalışmıyorsun. Her gün ben buradan geliyorum. Kar hava kar. Şimdi abi bir şey soracağım. 10 liraya çiçek satıyorum. Kıran çapsın. Bırakın kanalı manalı. Tercümanlık yapıyorum. Şu an diyor çalışamadığım için çiçek satıyorum diyor. Olur mu öyle bir şey mi olur ya? Öyle yok. Yok. Ama yanlış söylüyor. Tek tek konuşun ama. Yanlış söylüyor. Ben şimdi duyamıyorum hiçbirinizi. Abi şimdi herkes tabi ben de 12 sene Avrupa'da kaldım. Evet. Benim de işim gücüm yok. Nasıl? Ama ben diyorum Tayyip Erdoğan başa tanımıyorum. He, Emine anamız Tayyip babamız diyorum. Neden abi? Hayır. Neden? Neden mesela her işin konuda. Gücün yok. Ekonomik i̇şim sıkıntın yok, var. İmkanım var. Kim sorumlu? Yaşadım var. Ben kendim sorumluyum. Kim? Ben demek ki benden kaynaklıyım. Benden olan bir şey. Mesela Türkiye'de milyonlar var işsiz. Evet, evet. Onlar mı sorumlu? Bu her zaman vardı kardeşim. Sorumuzu soralım. Sorumuz şu. Aslında bugün abi. Abi sorumuz şu. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten meclise sunulmak üzere fezlekesi yayınlandı. Meclise sunulacak. Sizce Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği kaldırılmalı mıdır? Tabii ki kaldırılmalı. Neden? Yok kaldırılmalı yani CHP. Niye kaldırılsın? Mesela niye kaldırılsın? Niye? Abi yanlışları görün. Yani siz görmüyorsunuz. Bu Türkiye'nin Türkiye'nin iyiliğini istemiyor ki biz. Nasıl hayva istemiyor? Düşman mıdır? Siz tek istiyorsunuz abi, kesinlikle ya bir, istemiyor. Şimdi gayemiz geçim mi? Yok sorumuz bugün ha, bu. Ha bak eğer ayağınız geçimse ben bak ben çiftçiyim. Ya kaldırılsın ya kaldırılmasın. Milletvekili. Ya Türkiye'nin hiçbir faydası yok ki Kılıçdaroğlu'nun. Şu anki var görüyor musun? Var mı ki? Şu anda da yok abi faydası. Türkiye'nin nerede abi? Ekonomi bitmiş abi. Senin haberin yok. Mesela ne yapabilir Kılıçdaroğlu? Faydası yok. Kılıçdaroğlu. Ekonomi. Ya farklı olarak diyorum bunu ha. Biraz gözünü açın ya uyarın ya. Şimdi sen yani hangisi arz var bu memlekete sen öyle diyorsun da şimdi, yani şimdi bu kadar insanı almış içine 20-30 en dışarıda en az 10 milyon insan burada yaşıyor. Bir de bu pandemi şeyle sen hele de ekonomide niye ha git çarşıda sen arabalardan geçemiyorsun kardeşim. Geçemiyorsun. Siz yani. Ah benim iPhone'um var ben zenginim he. iPhone. Ya abi biz hangi devlette yaşıyoruz ya? Abi 1,5 milyarlıktır ya. Bu çok mu? Gözler çok mu geliyor? O zaman şu an sıfırdır. Ben size söyleyeyim. Ya şu an ya ne sıfırıdır ya hadi sen öyle. Millet perişan ya. Siz yanlışları görmüyorsunuz hakikaten. Yanlışları görmüyor. Benim ya siz açlık görmemişsiniz hemşerim. Açlık görmüyor. Millet de açtır ya. Millet şu an aç. Sen hiç kuyruğa millet şu an aç. Millet şu an açtır abi. Sana soruyu soruyorum. Tabii. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi kaldırılsın diye meclise sunuldu. Sunuldu tamam. Milletvekili kaldırılsın tamam. Diye. Kaldırılmalı mıdır? Hayır kaldırılmamalı. Neden abi? Ya adam siyasetçidir. Adam yani Türkiye'de zaten adalet bitmiş. Onu bir kere söyleyelim. Yani senin mesela karşıttığın muhalefetse onu ne yapıyor? Bitirmeye çalışıyor. Yani
tek kişi yani. Türkiye'nin aleyhine ne yapmış olabilir Kılıçdaroğlu ki? Türkiye'nin aleyhine hakaret olarak mesela hiçbir yapmamış ki. 128 milyar dolar nerede? O para? Onu soruyor. Demek hakaret mi? Hakaret değildir o. O soracak tabii adam. Nerede o paranın şeyi nerede mesela? 128 milyar dolar. Basit bir para mı? Yani sizlerin cebinden çıkan para. Tabii canım bizim cebimizden çıkan abi. Sıkıntıyı biz çekiyoruz. Halk çekiyor. Millet perişan şu an herkes. Bir dakika, şu an iyi mi ülken durumu? Şu an iyi mi ülken durumu? İyi tabi Allah istiyor. İyi. Abi gözlerimiz yalanı yapılmış. Yanlış basıyorsun. Göz görme borçla yapılmış ya. Evet, borçla yapılmış hepsi. Para vermiş almış zaten. Her yıl o bütçeyle para ödeyecek devletin milletin. Ne batıyor biliyor musun? Ne batıyor? Ne para batıyor? Şu anda hastalık olmasa senin geleceğin çocuklarının parası. Yok yok abi. Ya yok canım. Abi yok. Ne yapılıyor? Nedir abi? Kime? Kimin ne faydası var burada? Ben ne faydam var burada? Köprü yapılıyor. Ben geçemiyorum köprüden. Saçma sapan ya. 63 yaşındayım oğlum. Gittim ben hamballık yapıyorum. Hamballık. Ben de hamballıktan. Hamballık. Bu ülkenin içine ettiler üçüne. Bu ülkenin içine ettiler içine. İçine etti. Kim etti? Bu hükümet etti. Benim ettim. Çalıyorlar. Çalıyorlar. Ha tamam. Özür dilerim. Sen anlayabildin. Geçen abla anlamadı. AK Partisi olanlar burada. He? 16 saat 12 saat var. Hadi de geberiyorsun be benim gibi. Geberdiğim yok. Geberiyorsun da konuşuyorsun. Ülkenin içine ettiler. Ben sizin gibilerinin yüzünden bu ülkenin içine ettiler. Ben Allah'ım. İçine emekli misin? Bak ben dinle. Ben ülkücüyüm. Bu ülkenin içine kim etti biliyor musun? O şerefsiz Bahçeli etti Bahçeli. Abi bir soru soralım sana. Bahçeli etti. Ben 63 yaşındayım. 48 senedir bu hareketin içindeyim. Ben de 70 yaşındayım. Onlar buna destek vermeseydi bu ülke bu hale gelmezdi. Şimdi Kılıçdaroğlu'na CHP lideri Erdoğan'a hakaretten meclise sunulmak üzere fezlekesi verildi. Evet. Milletvekilliği kaldırılsın diye. Kaldırılmalı mı Kılıçdaroğlu milletvekili? Kaldırılmamalı, hayır. Neden abi? Yanlıştır. Yani ben bugün bir şey konuşsam her insan, sen bugün bana bir şey desen yani bu hak, her şey hakaret sayılmaz. Yani sadece Kılıçdaroğlu demiş bu 128 milyar dolar nerededir? Yani ne yapmış? Suç mu? Suç değildir yani. Bir soru soramaz mı yani? Bunu suç olarak görüyorlar. Yanlıştır. He? Utanıyor musun sen? Yalan söyleme. Terbiyesiz adam. Ne yalan söylüyorsun? Ne? Kimin gözüne yani, girmeye çalışıyorsun? Sen emeklisin. Daha 50 yıllık pantol var şeyde ya. Tipine bak ya. Hele tipine bak ya. Ya utanıyor bu pezevenk ya. Yalan söylüyor kardeşim. Boş ver ya. Geçiniyor bu. Ya yürü git. Yürü git. Ağzına sıçmayın senin ya. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği kaldırılmalı mıdır yoksa kaldırılmamalı mıdır? O zaman Erdoğan önce Alaaddin Çakı'ya cevap versin. Erdoğan'la Bahçeli biri olmuş da herkesi kaldırma hakkı yok. Halk seçmişse halka saygı duyacak buna. Sen cumhurbaşkanısın, sen parti başkanısın. Bunlar fasafisi o. Sandık koyacaksın halkı önüne, halk cevap verecek sana. Tam günah odur meydan. 132 milyar dolar nerededir diyor. Onun cevabını versin. Neyse yani. He, onun cevabını versin. Kılıçdaroğlu boşa konuşmaz. Bunu sormak suç mu? Maskeyi kaldıralım amca. Hangisi suçtur? 128 milyar dolar nerede diye sormak suç mu? Suç en büyük hakkı odur. Nerede? En büyük hakkı odur. Soracak nerede? O nereye gitti diyor. İşte cevap versin. Ben vereyim mi? Sen vermeyeceksin. Ben veririm. Sen lider verdin abi. Verdin az önce sen. Sen verdin. Kardeşim bu 128 milyar dolar nereye gitti? Bir cevap verin. 128 milyar. Tat Cumhurbaşkanı'na bırak. Cumhurbaşkanı'na bırak. Partiyle bırak. 128 milyar nereye gitti? Bugün hastanelerde yatan... Yandaşlarına gitti. Kime gitti? Yandaşlarına gitti. Müteahhite gitti. Kime gitti? Hastanede kimler yatıyor? Bu yol kim yapıyor? Hastane kim yaptı? Sen mi yaptın? Çanakkale Köprüsü kim yaptı? Sen mi yaptın? Ya bırak hastaneyi. Ne bırak? Gel ne yutan? Yani hastane. Sen yutanaya girmiyor musun? Sen kömürümü aldın mı? Aldım. Erzak aldın mı? Aldım. Tabii savun işte. Niye savun? Biz almadık, savunamıyoruz. Savunamazsın tabii. Savunmuyorsun. Savunamazsın. Delikanlı ol. Delikanlı benim. Cevap ver. Veriyorum işte. Pandemide biz para almadık, sürelere veriyor. Ha nerede? Nasıl almadın? Almadık. Demek ki uygun değil. Sen aldın diye savunuyorsun. Ben almadım. Sen bir cumhurbaşkanı, parti başkanına hakkın yok satışmaya. Bak milyonlarca boş arazi var. Bir sürü insan boş. İş kur, millet çalışsın. Kanal İslam'ı sen neyine? Ya kanal İslam'ı ne yapacaksın? Sen neyi biliyorsun abi? Sen bilmiyorsun abi. Bildiğin nedir? Boş ver. Ben bildiğimi boş ver abi sen. Şimdi abi diyor ya Kılıçdaroğlu şöyle oldu böyle oldu. Bilmediğini kim bilen biliyor. Kılıçdaroğlu'nu kim getirmişse o götürür hemşerim. Ben sana onu söyleyeyim. Türkiye'nin vergileri nereye gidiyor peki? Devletin hazinesinde Türkiye'nin vergileri nereye gidiyor?
Vergiler mi? Hizmet oluyor abla. Paralı hizmet mi sence? Hizmet mi onu söylesen bana, hizmet mi? Onu tartışalım. O bu değil, hizmet mi? Paralı yol hizmet. Hadi be. Vay anasını be, paralı yol hizmetmiş. Bir dakika ben... Peki, Pekin'de, Çin, Pekin'de 40 şeritli yol yapmış, 20 geliş, 20 geliş. 0 lira para, tabak gibi. Bu ülkede hizmet yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Nasıl yapılıyor? Yapılmazsa kim seçiyor 20 yıldır adamı? Her kim seçiyor? Hizmetin. Hem de hizmetin alası yapılıyor, alası. Çalıyorlar, çalıyorlar. Tek kelime. Son seçim. 20 saniye. Ya, neden İstanbul'u kaybettin? Sen çalıyor diyorsunuz ya. 20 yıl niye durdu? Sahtekarlığından durdu. Her şeyde sahtekarlık yapıyor arkadaş. Sen çalıyor diyorsun. Çalıyor. Çalıyor. Yok. Her şeyimizi kedi bu seçimleri kanadı. Yok. İstanbul seçimleri kanadı. Sahtekarlığını söyle. Saat 23'te çıktı Binali Yıldırım, ne dedi? Ne dedi? Biz dedi seçimi kazandık dedi. Neye göre konuştu? Açılan sandığa göre. Biz dedi seçimi dedi. Kazandık dedi. O geçmişte yaşanmış bir olay. Abi. Adamı. Abi boş ver Recep ya. Tayyip Erdoğan kimin kuklası? Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Bir dakika bak, bir sözü var. Ben sana söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel bir sözü var. Ben Büyük Ortadoğu BOP eş başkanıyım dedi. Bunu araştır ne diye o adamın ne olduğunu anlarsın. Ne olursan ol. Ama seni söyledin lan yanlış. Sahtekar demek ne demek biliyor musun? Ya işte adamlar çalıyorlar arkadaşım. Oyun mu çaldın? Oyun mu çaldın? Çaldılar işte, kanıtlandı bu. İspatlanmadı mı? İspatlandı, çatır çatır ispatlandı. Sen nasıl çaldın? Abi soruyla soralım mı sana? Halkın vergilere gidiyor. Ne pahalı? Artı bir şey daha var. Her şey pahalı arkadaşım ya. Markete giriyorum, her gün fiyatlar değişiyor. Allah aşkına bunları görün ya. Lütfen bak, sen de gençsin benim gibi. Bundan sen acı çekmiyor musun kötü yönetimden dolayı? Bakıyorum ben. Yan kura izliyorum hani röportajı da. Bak. Yağın kilosu kaç paraydı, kaç para? 35 liraydı. Bir sene olmadı. Şu an 75, 85 hatta 95 lira gibi fiyatlardan bahsediyor. Türkiye, bak şöyle düşün. Bir sürü tarımın yapıldığı arazilerin olduğu, bir sürü ayçiçek yağının yetiştiği yerde hepsini peşkeş çektiler, hepsine beton diktiler. Rant'a mecburen geliyor her sene. Asgari ücrete zam kaç para yapıldı? Kaç para? %27 mi ne? %27. Yağın zammı ne kadar? 35'ten 2 katına çarp 70 yapıyor. 2 katından fazla yapıyor. Yani arkadaş bir şey söyledi az önce, onu söyledi. Sen de oraya taktın. Sen şunu dedin ama yok, bu önemli. Önemli. Dedin ki Türkiye'nin şu an bu durumda olması veya daha çok gelişmememizin nedeni bizim CHP, İYİ Parti, ana muhalefet partileri. Neden? Çünkü muhalefet değiller. Ne yapmaları gerekiyor? Adamlar sadece amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı kazandırmak gibi. Nasıl yani? Bütün her şey, her şeyleri yanlış. Mesela dün Meral Akşener. Evet. Mecliste konuşma yapıyor. Yanına adam getiriyor. Güya memur, emekli memur. Tamam. Halbuki adam il başkanı yöneticisi. Yalan söylüyor. Bir şey soruyorum ki, hiç kimsenin milletvekilisi kaldırılamaz. Örnek veriyorum, sana HDP'den bahsedeyim. Selahattin Demirtaş terörist olsaydı 20 yıl boyunca meclise girmezdi. Cumhurbaşkanı seçilmezdi. Örnek veriyorum. HDP'nin milletvekilleri kaldırıldı. Şimdi onlar ne istiyor? Biz başız diyor. Anladın mı? Biz ne desek o olur. Yani onlar da karşı çıktığından dolayı böyle oluyor. Şimdi sen kalkıp da herkesin onun milletvekillerini düşür. Yok onun partisini kapat. Yani sen kimsin ki ya? Soruyorum, kimsin ki bu kadar halkı yok sayıyorsun? Bu kadar halka terörist diyorsun? Bu şimdi kadar halka... Milli irade deniyordu sürekli. Milletin iradesi, seçim. Ya milletin iradesi de yalan. Bunlar tamamen demokrasiye antidemokratik bir eylemme. İnsanların ya, seçtiği işte liderleri, şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Düşürmek. Bir gün senin desteklediğin bir partiye veya herhangi bir örgüt grubuna ben terörist dediysem sana da demiş olurum. Anladın mı ne demek? Şimdi sen bütün bu halka terörist diyorsun. Kardeşim bu halk ne yapsın? Geliyor diyor ki... Söylüyorsun genel olarak. Peki HDP gerçekten de terörle bağını kopardı mı? Ya şimdi ben sana şöyle... Güven veriyor mu millete? Konunun dışında... Şimdi HDP ben sana benim kendi şahsi görünüşüm. Abi ezilenin yanında şimdi doğuyu bilmiyorsunuz.